Evet efendim, kripto paraya hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden kripto paralarla devam ediyoruz. Gündemimiz yoğun. Önce fiyatlarla başlayacağız. Evet, sert düşüşler gördük. Bu sert düşüşlerin ardından bugün tepki hareketleri görüyoruz. Günün yıldızı AVAX %16'lık yükselişe işaret ediyor. Birazdan konuşuruz zaten. Ardından Algorand'ı görüyoruz. %6'nın üzerinde getirisi var. Polkadot'ta %3'ü aşan yine yükselişler var. Hatta %4'e yaklaşmış durumda. Holo'da %2,5, Link'te %2'nin üzerine getiriler var. Ripple tekrardan yükselişe kalktı. %1,5'un üzerinde artı seyrediyor. Litecoin'e baktığımızda yine aynı şekilde %1,5'luk artış görüyoruz. Bitcoin tarafındaki fiyatlamada yatay pozitif, 46 bin doların üzerinde an itibariyle Bitcoin'in yine fiyatı. Basic Attention Token'a baktığımda orada 79 cent olduğunu söyleyebilirim. Stellar'da son fiyat %34 cent. Bununla birlikte tabii negatif tarafta fiyatlananlar da var. Kırmızıyı yakanlar da var. Burada Dogecoin ve Maker'ı görüyorum. Burada arada kırmızıyı yakan ve yatay seyreden de aynı zamanda Ethereum, 3400 dolar seviyelerinde aşağı yukarı yatay bir seyir içerisinde. Sevgili Gökçe Çalışan'a dönelim hemen şimdi detayları almak için. Gökçe selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Pelin, hoş bulduk. Şimdi Gökçe, istersen bu sert düşüş hareketiyle başlayalım. Neden yaşandı bu düşüş? Çünkü aynı zamanda denk geldiği gün de tüm finansal piyasalarda yaşanan bir düşüştü. O yüzden tüm finansal piyasaları mı bağlayacağız, yoksa kripto paraları ayrı bir pencerede mi değerlendirmek lazım düşüş açısından? Şimdi son dönemdeki Bitcoin fiyat hareketine baktığımızda çok sağlıklı bir yükseliş söz konusuydu. Hafif hafif biraz daha stabil bir yükseliş söz konusuydu ve biz böyle yaklaşık 2-3 dakikalık bir süreç içerisinde 7 bin dolarlık bir düşüş yaşadık kripto para piyasalarında, evet. Bitcoin üzerinde. Ve bu 10 bin dolarlara kadar da çıktı. Sonrasında bir toparlanma gelmiş olsa da altcoin'lerdeki hani toparlanma tam tamamlanamadı. Bitcoin'de de şu anda 46 bin dolar seviyelerindeyiz. Bu düşüş neden kaynaklandı? Hem globaldeki bütün piyasalarda bir düşüş vardı. Bununla hem paralel olmakla beraber de bugün de dün özel bir gündü. Kripto para piyasaları için ve Bitcoin için özel bir gündü. Çünkü El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmeye başladı. Yani dün yürürlüğe girmiş oldu bu ve bu yüzden de tarihi bir gündü. Hatta bütün Twitter, Reddit platformlarında da kullanıcıların Bitcoin Day, Bitcoin günü ilan edip 30 dolarlık da Bitcoin aldığı bir gündü. Ama hayal kırıklığı yaşadılar yani, işte. Aynen öyle, evet. Ve bununla ilgili olarak da yani benim okuduğum yorumlar bu El Salvador'un bu şekilde bir hareket yaparak biraz kızdırdığı yönündeydi. Hani diğer taraftan işte IMF'i işte, ve birçok karşısındaki kurumu kızdırdığı yönündeydi ve hani biraz organik olmadığı düşünüldü. Bu kadar hızlı 7 bin dolar düşüyor olması birkaç dakika içerisinde. Bunu söyleyebilirim. Ona ek olarak, çünkü metriklerde çok aslında güzel bir görünüm vardı. İşte aktif cüzdan sayılarına baktığımızda artıyor. İnsanlar daha uzun süreli Bitcoin tutmaya başlamışlar. Sonuç olarak blockchain dediğimiz şey bir şeffaf bir sistem. Yani hangi cüzdanda ne kadar Bitcoin var, ne kadar süredir tutuyor, bunların hepsini biz takip edebiliyoruz ve metriklerde bir bozulma yoktu aslında bakarsak. Bu yönde bir satış baskısı geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii bu da merak edilen konulardan bir tanesi. Biz Eylül ayını isterseniz bir hani değerlendirelim. Eylül ayında bizim için önemli tarih iki tane var aslında bakarsak. Bir Fed'in toplantısı var 21-22 Eylül'de. Oradaki işte tapering söylemleri bizi de etkileyebilir kripto para piyasalarında, doğrudan olmasa da dolaylı olarak bizde de bir satış yönünde etki edebilir. Eğer ki oradan bir şey çıkarsa, ek olarak da 27 Eylül'de bu altyapı paketi var. Yani 27 Eylül değil ama 27 Eylül'e kadar bu tarafta bir şeylerin netleşeceğini biz biliyoruz ve kripto paralarla da ilgili bir tasarı içeriyor bu altyapı paketi ve bu buradaki kripto para yönündeki söylemler biraz da biraz bunları hani Amerika tarafını biraz takip ediyor olacağız Eylül ayı içerisinde. Önümüzdeki süreçte de hani ben birkaç gün boyunca biraz daha temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum kripto para piyasalarına. Peki bugünün biraz yıldızlarından da bahsedelim. Birinci sırada AVAX'ı görüyoruz TL bazlı olarak. İkinci sırada da 2 doların üzerinde aslında piyasanın düşüşünden çok fazla etkilenmeyen ve güçlü duran Algorand var. Nedenini neye bağlayabiliriz peki pozitif ayrışmanın?
Uzun süredir aslında Ağustos ayında başlayan Layer 1 kripto paralarda bir yükseliş söz konusu. Biliyoruz ki kripto para tarafında genel olarak bir trend oluyor ve o trende ait kripto paralar daha çok yükselişe geçiyor. Şimdi son birkaç aya baktığımızda en çok yükselenler Sol, Ada, işte Avax, Phantom, Algorand oldu. En son bu sürüye katılan Algorand oldu. Şu anda 2 doların üzerinde 24 saatlikte baktığımızda %25'in üzerinde bir getirisi oldu. Bütün piyasa çakılırken Algorand'a para girişi olduğunu biz gördük. Burada hani Layer 1 kripto para dediğimiz şey aslında kendi blok zinciri olan ve aslında kendisine ait platformu olan projelerden biz bahsediyoruz. Bu bahsettiklerim hepsi Layer 1. Ve Algorand'a baktığımızda neden böyle bir fiyat hareketi yaptığına dair diğer Layer 1'ler ilerlerken Algorand'ın biraz daha hani enerjisini biriktirdiğini gördük biz son dönemde. Aslına bakarsanız yeni bir işbirliği tarzında önemli bir haber akışı olmamasına rağmen bana sorarsanız burada Layer 1 kripto paralardaki trendi yakalamak adına yükseldiğini söyleyebiliriz. Polkadot'tan da çünkü benzeri bir hareket gelmişti. Ondan da bunu bekliyorduk. Çünkü işte Avax, Phantom, Ethereum gibi kripto paralar yükselirken bu projelerde bu kadar bir fiyat hareketi görmemiştik. Son dönemde trend bu yönde. Avalanche'a da baktığımızda Avalanche tarafında bu likidite madenciliği haberi çıktıktan sonra 50 dolarlara kadar bir yükseliş gelmişti. Şimdi Ethereum'da bulunan Curve, SushiSwap, Aave gibi projeler kendilerini mirror ederek yani bir ayna oluşturarak Avalanche'da da var olmayı sürdürecekler. Ve bu henüz devreye girmemiş olsa da bunun fazlasıyla fiyatlandığını gördük. Önümüzdeki süreçte de hani şöyle bir yere doğru gidiyoruz. Evet Ethereum DeFi'nin merkezi ama Ethereum'la beraber köprü oluşturarak başka projelerin de hani Ethereum Killer olarak değil de Ethereum'u besleyen ve Ethereum'la beraber büyüyen bir yapıya dönüştüğünü göreceğiz önümüzdeki süreçte gibi görünüyor. Peki Ethereum için de ayrı bir çerçeve açalım istersen. Burada biz neredeyse 4000 dolarları konuşurken tabii aynı şekilde bu satış dalgasına Ethereum da yakalandı. Ama bundan sonraki süreçte Ethereum'u ayrı tuttuğun bazı noktalar vardı. İşte 2.0 güncellemesi ve sonrası Ethereum'da yaşanacaklara dair. Peki fiyatlama üzerine etkisi nasıl olacak? Bugün yatay bir seyir var çünkü Ethereum'da. Ethereum'da 3 Eylül'e baktığınızda 3 Eylül tarihi bir gündü Ethereum için çünkü deflasyonist bir gündü. Yani o gün boyunca mint edilen Ethereum miktarı yakılan Ethereum miktarından daha azdı. Yani arzdaki Ethereum miktarı azaldı. Bu sadece EIP 1559 güncellemesinin etkisiyle oldu. Ve bu güncelleme aslında arzı azaltmak yönünde değil de biraz baskılamak yönünde atılmış bir adımdı. Deflasyonist yapıya aslında tam olarak Ethereum 2.0 ile geçiyor olacak. Ethereum'un en çok eleştirilen noktası arzının sınırlı olmamasıydı. Yani sınırsız bir arza sahip. Bu nedenle eleştiriliyordu ama bundan sonraki süreçte bu Ethereum 2.0 güncellemesiyle beraber bunun değişiyor olduğunu göreceğiz. Ve şu anda baktığımızda Ethereum için ve buradaki akıllı kontrat özelliğine sahip projeler için çok çok önemli bir süreçten de biz geçiyoruz. Çünkü NFT tarafında çok büyük bir trend var şu anda. Hem NFT tarafında var hem de DeFi tarafında bir trend var. Geçen gün yayınlanan Coinalysis'in bir raporu oldu ve bu raporda DeFi tarafında yapılan işlemlerin yaklaşık %75'inin kurumsallara ait olduğu açığa çıktı. Bu da kurumsalın artık DeFi'ye girdiğini hatta burada işlem yaptığını da bize gösteriyor. Artık çok farklı bir pencereden bakıyoruz aslında. 2020 yazından önce hayatımızda pek de DeFi dediğimiz şey yokken şu an burada çok büyük bir hacim dönüyor diyebiliriz. Bu noktada hani önümüzdeki süreçte Ethereum için de ben çok pozitif bir beklenti içerisindeyim. Özellikle de bu Ethereum 2.0 geçişiyle beraber. Hem Ethereum stake edilmeye başlandı Ethereum 2.0 için. Hem bu DeFi tarafında kilitlenen Ethereum'lar var. Hem NFT tarafında NFT mint etmek için kullanılan Ethereum'lar var. Ek olarak da bir miktarda zaten yakılıyor. Böyleyken bu kadar kullanımı artan bir şeyin bir de arzının sınırlandırılıyor olması gerçekten Ethereum'da ciddi bir etki yaratacaktır önümüzdeki süreçte. Gökçe bugün bana göre en önemli haberi bu özellikle stable coinlere SEC'in bir dakika ne yapıyorsunuz demesi haberi. Çünkü şimdi evet. Coinbase aslında stable kripto para birimi
için ne yapacaktı? %4'lük bir getiri imkanı, yani faiz gibi bir getiri imkanı sunacaktı. Bunun için de bir hazırlık çalışması vardı ama SEC dedi ki Coinbase'e eğer bu hizmeti başlatırsan ben de sana dava açarım dedi. Şimdi bu ciddi bir gelişme. Bundan sonra o zaman stablecoin'lerin yönünü nasıl tayin edeceğiz? Nasıl bir etkisi olacak SEC'in bu hamlesinin? Şimdi ya Coinbase'in yapmak istediği bu şeyi yapan aslında borsalar var ama Coinbase halka açık bir borsa olması bakımından bir miktar ayrıştı ve yeni bir böyle bir sistem getirmek istediler. USDC tutanlara %4'lük bir getiri sağlamak istediler ama USDC sonuç olarak USD'ye endeksli bir kripto para ve bankalar bu kadar faizle getiri sağlamıyorken bir kripto para borsasının bunu sağlıyor olması biraz belki de dikkat çekiyor. Ve ek olarak da biz şu anda özellikle SEC'nin söylemlerini de sertleştirdiğini ve hani yüzünü biraz sertleştirdiğini biz görüyoruz. Çünkü hem bu regülasyon tarafında DeFi'ye de bir dur demek ister gibi bir hali var. Çünkü DeFi tarafındaki projelere KYC yani Know Your Customer zorunluluğu da getirileceği konuşuluyor. Ve DeFi tarafına baktığınızda aslında bir cüzdan ile bağlandığımız, bir şifre, bir cüzdan ile bağlandığımız bir platform burası. Ve hani KYC sorabileceği hiçbir yer yok. Zaten de ruhuna da ters hani merkeziyetsiz bir yapı olması nedeniyle ama bu tip şeyler de konuşuluyor Amerika tarafında. Biraz daha buradaki hani gidişata bir dur der gibi bir halleri var bana soracak olursanız ki bu sadece Amerika nezdinde değil. Şu anda biz dünyadaki birçok taraftan işte Binance'e yapılan baskıları görüyoruz. İngiltere tarafından duyduk, Avrupa'daki başka ülkelerden duyduk. Diğer bir taraftan dün vardı yine bir haber Tayland'dan Huobi'ye lisanssız işlem yapmasına izin verdiği yönünde uyarıda bulunmuştu. Şu anda biraz borsaların baskılandığını görüyoruz dışarıda da. Bu USDC'de etkili olur mu? Ben bunu pek zannetmiyorum. USDC dediğimiz şey Circle'a ait bir kripto para ve Circle şu anda halka arz edilmeye de hazırlanan bir şirket olarak dikkat çekiyor. Biz Tether'i çok konuşmuştuk. İşte Tether değil, Tether'i süreci var. İşte New York Vice Savcılığı bir dava açmıştı ve bu dava sonucunda Tether kendisini sürekli rapor etmek zorunda kalmıştı New York Vice Savcılığına. USDC daha şeffaf ve halka arz edilmesi açısından da denetlenebilir bir firma olma yolunda ilerliyor. Aslında yine stabil coin tarafında işler güzel giderken regülasyon tarafında yüzlerin biraz daha hani şey olduğunu, sertleştiğini görüyoruz diyebiliriz. Peki şimdi önemli bir gelişme daha var. Hep El Salvador'u konuştuk ama sıradan hemen başka bir ülkeye geçeceğim şimdi. Ukrayna tarafından bir haber var. O da aslında kripto paraları kabul etti. Yani ama şöyle kabul etti derken resmi para birimi olarak değil de bir finansal enstrüman olarak biz resmi olarak tanıyoruz dedi. İkinci hamlede Ukrayna'dan geldi diyebiliriz böylelikle. Evet, Ukrayna bu konuda zaten birkaç kez de açıklamada bulunmuştu ve bir hap haline dönmeyi planladıklarını söylemişti. Farklı bir bakış açısı var oranın ve buradaki bir dönüşüm olduğunu farkındalar ve daha böyle çok fazla güçlü olmayan ekonomiler biraz buradaki hani trene binmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Belki de bir çıkış yolu arıyor olabilirler Gökçe dediğin gibi. Çünkü gelişen değil, gelişmeye çalışan ekonomilerden gördüğümüz için belki hani bu bize bir çıkış yolu olabilir diyor olabilirler. Ne dersin? Katılıyorum ben bu yoruma ve hani Ukrayna'nın da söylemleri de hep bu yöndeydi. Hani evet çok fazla üretimde hani olmayan bir ülkeyken ya da işte çok fazla gelişmiş ülkeler kadar bir yatırımı yokken ülkede yani bu tip taraftan bir pay almaya, işte geliştirilen kripto para projelerini ülkesine çekmeye çalışan da ülkeler oluyor. Ve bunların da sayılarının da arttığını görüyor olacağız. Ben Ukrayna'nın hani bu hareketini olumlu görüyorum aslında. El Salvador'un yaptığı oldukça riskliydi. Hani böyle daha yumuşak adımlar tabii ki de hani pozitif bence. Gökçe çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Böylelikle kripto paranın sonuna gelmiş olduk efendim. Saatler 14'ü gösterdiğinde Borsa Teknik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.